Herkese selamlar. Ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 26. dersiyle birlikteyiz. Number Very türüne devam edeceğiz. Bir sayıyı sıfıra bölerseniz infinity sonucunu elde edersiniz. Yani sonsuzluk sonucunu elde edersiniz demişiz. Değişkenimizi yazıyoruz. Hemen where x diyorum. Sıfıra bölersen. Bakalım ne elde edeceğiz. Y değişkenini bildiriyorum ve diyorum ki eksi 70 bölü 0. Bunun sonsuz olduğunu söylüyor. Bakalım gerçekten de öyle mi? Değişkenlerimi yazdıralım ekrana. Bakın artı sonsuz ile eksi sonsuz cevabını verdi bana. Infinity sonsuz demek. Bu bildiğiniz matematikteki artı sonsuz ile şöyle göstereyim size. Matematikteki artı sonsuz ile eksi sonsuz işaretinin vücut bulmuş halidir infinity javascript'te bunu da bilmenizde fayda var infinity bir sayıdır gerçekten bir sayı mıdır bakalım infinity'nin veri türü nedir number'dır gördüğünüz üzere bir sayı türüdür javascript eksi desimal sayıların kullanımı nasıldır javascript'te x sayısı 0 olan bir sayıyı yazmayın 07 gibi bazı JavaScript sürümleri önde gelen sıfırla yazıldıysa sayıları 8'lik olarak yorumlayabilir. Yani şimdi ben size birazdan anlatacağım. 8'lik oktal demek. Diyor ki 7 yazın. 0 7 yazmayın. Bunu 8'lik zannedebilir diyor. Ya da 9 yazın diyor. 0 9 yazmayın diyor. Çünkü diyor 0 9 yazarsanız hexadecimal bir sayı ya da oktal bir sayı olarak anlayabilir diyor. 8'lik olarak yani oktal bir sayı olarak algılayabilir. Birazdan size anlatacağım. Onlu ne demek? 8'li oktal ne demek? 16'lı hexadecimal ne demek ve ikili binari ne demek? Bunları göstereceğim hemen hızlı bir şekilde. Sayıları 16'lı yani hexadecimal taban, 8'li oktal dediğimiz taban ve ikili binari taban olarak seçmek için ToString yöntemini kullanabilirsiniz demişiz. Şimdi hemen başlıyorum ben. 128 diyorum. Hemen geliyorum. Vaya Bakın to string metodumuz bu. To string metodunu kullanıyorum. Fakat neyde kullanacağım? X değişkenimde kullanacağım. X to string. Hemen geliyorum diyorum ki hexadecimal 16'lık tabanda tabana çevir. Şöyle daha mantıklı. X 128. Bakın bu onlu. Onluk sistem. İki tabanında bir sayının yazılışıdır. Hemen şöyle geliyorum. Burayı hızlandıracağım. Hemen bakalım. Bakın onluk sistemde 128 sayısını yazdım. Egzodesimal 16'lık sistemde 80 oldu bunun karşılığı. Oktal 8'li sistemde 200. Binar sistemde şuna dönüştü. Hemen bakalım bunu nasıl yaptı. Şimdi elimde 128 sayısı var. Ben bunu 16'lık sisteme çevirmek istiyorum. Hemen şöyle kırmızı rengini seçeyim. Şimdi ben 8 ile 16'yı çarparsam 128 sayısını elde ederim. Geliyorum 0. 8 16'ya bölünür mü? Hayır. Yani şu sayının altına düşünceye kadar onu böleceğim. Bakın böldüm. Elde ne oldu? 80. Bakın. En sağdan sola doğru okuyacaksınız. Bakın 80 oldu. Görüyorsunuz. Onluk sistemde 128, 8'de 16'lık sistemde 80 oktan sistemde nasıl oldu? Hemen bakalım. 128. Oktal 8'lik sistemdir. 8 ile 16'yı çarparsam 128 elde ederim. 0. Hala 16 8'den büyük. O halde yine 8'e böleceğim. 2 diyeceğim. 16 şurası 0. Artık 2 8'den daha mı büyük? Hayır daha küçük. O halde artık 8'e bölmeye gerek yok. Sağdan sola doğru gidiyorum. 200. Görüyor musunuz? Şuradakini alıyorum. Bu birinci değer, şu ikinci değer, şu sıfır üçüncü değer. 200. Bakın 200. 128. Şurada 7 tane sıfır var, bir tane 1 var. Bakalım o nasıl oluyor? Şöyle yeni bir tane açarsak daha iyi olur sanırım. Şimdi 128. İkili sisteme dönüştürmek istiyorum. Yani bilgisayar dünyasının beyni olan 0-1'e dönüştüreceğim. Bakın şuraya 64 yazdım. 64 çarpı 2, 128 kaç kaldı? Şurayı sıfır diyelim. Değil mi? 64 2'ye bölünür mü? Evet, devam ediyorum o zaman. 2, şurası ne? 32. 32 çarpı 2, 64. Kalan kaç? Sıfır. Bir sıfır daha. 32 2'ye bölünür mü? Evet, 2'ye bölüyorum. 16, 32, sıfır kırmızı yazayım. Şurada 16. 16 2'ye bölünür mü? Evet. 8 olur. Şurada kaç kalır? 0. 8 2'ye bölünür mü? Evet. Kaç? Bölüm 4. Kaç kalır? 0. Hemen şöyle 0 yazıyorum. 4 2'ye bölünür mü? Evet. 2. Şurası 4 olur. 0 kalır. 2, 2'ye bölünür mü? Evet. Şurada ne olur? 1. Kalan 0. Gördüğünüz gibi sağdan sola doğru şu şekilde 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, kaç 0 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, bir tane 1 var. Bakalım öyle mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, bir tane 1. Gördüğünüz gibi biner sistemi de bu şekilde çevriliyor. Yani burada size onluk sistem, eksadesimal sistem, oktal sistem ve binar sistemin mantığını da öğretmiş oldum. Sayılar nesne olabilir. Ne demek istiyor? Bakalım ne demek istiyor? Bakalım ne demek istiyor? İstiyor. X, Y diyelim. X değişkeni eşittir. 700 diyelim. Y değişkenini bir nesneye dönüştüreceğim. Nasıl number nesnesi oluşturuluyor? Kesinlikle bu şekilde. New anahtar sözcüğü ile nesne oluşturabiliyorsunuz. Tabi bu önermiyorduk. Hatırlıyorsanız geçen derste de bunu yapmayın dedim. Burada sadece size göstermek için bakın nesneye dönüştürülebilir. Hemen geliyorum diyorum ki type of x bir alt satıra insin ve type of y değişkenini yazıyorum. Bakalım gerçekten şöyle sayılar nesne olabilir demiştik. Bakalım olabiliyor mu? Gördüğünüz gibi object. Nesne olabiliyormuş. Yukarıdaki number, alttaki bakın şu number. Şurası ise bir object yani nesne. İngilizce kullanırsak object yani. Şimdi bir karşılaştırma işlemi yapalım. Bakalım ne olacak? X değişkeni Y değişkenine eşit midir? Yani bir number veri türü 700 bu ise bir nesne object türünde bir 700'dür. Eşit midir? Bakalım. True dönerse eşittir. True eşittir. False dönseydi eşit değil demektir. Peki türlerine bakalım. Hem içindeki değer hem türüne bakalım eşit midir? False diyecek. Çünkü biri number, biri object. False dedi. 3 tane eşittir neydi? Hem içindeki değer hem veri türü eşit midir? Hayır veri türleri eşit değil. Bu number'dır. Bu object'tir. O yüzden türleri eşit olmadığı için bu false döndü. Ama içindeki değerler her ikisinde de 700 olduğu için eşittir işareti yaptığımızda true. Yani evet doğru dedi. Hiçbir sıkıntı yok dedi. Başka ne gösterebilirse. Normalde JavaScript numaraları değişmezlerden yaratılan ilk değerlerdir. Ancak rakamlar new anahtar kelimesine nesne olarak tanımlanabilir. Evet, bunu anlattım. Burada size ayrıca öğretmek istediğim şey, nesneler karşılaştırılamaz. Bunu unutmayın sakın. Geçen derste de size stringte gösterdim. Bakın, her ikisi de 700'e 700. Nesneler karşılaştırılabilir mi? Bakalım. Bakın, false döndü. Yani yanlış. Çünkü nesneler karşılaştırılamaz. Geçen derslerde de zaten bu bilgiyi size vermiştim. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.